Ne zaman terapiye başvurmalıyım sorusuna kesin bir yanıt vermek oldukça zor. Ancak kişi sorunlarının çözümü için kendine zarar verici davranışlar içine giriyorsa, iştah ve uyku düzeninde sıkıntılar baş gösterdiyse, stresini daha fazla kontrol edemiyorsa, kendine güven eksikliği ve ilişkilerinde problemler yaşıyorsa, iş yerinde zorluklar baş gösterdiyse, konsantre olamıyorsa, cinsel hayatında sorunlarla boğuşuyorsa, büyük bir kayıp yaşadıysa, kendini mutsuz, çaresiz ve umutsuz hissediyorsa ya da terapiye gidip gitmemeyi sorgulamaya başlamışsa bir terapiste başvurması yerinde olacaktır. Burada özellikle vurgulamak istiyorum ki kişinin yaşadığı olumsuzlukları kabullenip bir psikoterapiste başvurması tedavinin yarısını oluşturacaktır. Diğer yarısı da tecrübeli bir terapistin yardımıyla çoğunlukla halledilebilmektedir. Ülkemizin güncel pratiğinde psikoterapi eğitimi, uzmanlık eğitimlerinin standart bir parçası olmadığından, psikiyatri uzmanlarının, aile hekimliği uzmanlarının, psikologların ve psikolojik danışmanların kabul edilmiş bir psikoterapi eğitimini tamamlamış olması ve süpervizyon olması gereklidir. Öte yandan son yıllarda bu alandaki uygulamalar giderek çığırından çıkmaya başladı. Yaşam koçluğu, kişisel gelişim uzmanlığı, şifa terapisti ve benzeri sıfatlar adı altında sağlık dışı bölüm mezunları 1-2 sertifika ile bu alanda çalışmaya, tanı koymaya ve tedavi etmeye başladılar. Ne olursa olsun bu tutum hem bilime hem de halk sağlığına aykırı bir durumdur. Türkiye Psikiyatri Derneği web sitesinde ruh sağlığı alanında çalışan kişiler şöyle sıralanmıştır. 1. Psikiyatri hekimi, 2. Aile hekimi, 3. Klinik psikolog ya da psikolog, 4. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı, 5. Psikiyatri hemşiresi, 6. Sosyal hizmet uzmanı. Lütfen siz de kendinizi önemseyin ve üstesinden gelemediğiniz sorunlarınız için sadece bu uzmanlardan yardım alın.